Tesbih çekmek. Sual. Numaratörle veya elektronik sayaçla tesbih çekmek, zikretmek bidat midir? Cevap. Sayı saymak ibadet değil, adettir. Deveye binmek zevait sünnettir. Otomobile, uçağa binmek adettir, sünnete aykırı değildir. Bunun gibi, mekanik veya elektronik aletlerle tesbih çekmek bidat değildir. Ancak bu aletleri insanların içinde kullanmak dikkati çeker riyaya, fitneye sebep olabilir, gösterişe kaçabilir. Bu bakımdan cep içinde veya tenhada çekilmelidir. Bazı kimseler bırakın elektronik sayacı, normal tesbihle de tesbih çekmeye bidat diyorlar. Ellerini dizlerinin üstüne koyarak, parmaklarını oynatarak çekiyorlar. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, Resulullah Efendimiz bir kadının tesbihleri çekirdeklerle saydığını görmüş fakat yasaklamamıştır. Bu da tesbihleri taşla, çekirdekle ve tesbihle çekmenin caiz olduğunu göstermektedir. Delili de şudur. Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Hibban ve Hakimin Said bin Ebi Vakkas'tan radıyallahu an rivayet ettikleri hadis-i şerifte Resulullah bir kadının çekirdeklerle veya çakıl taşlarıyla tesbih çektiğini gördüğü halde yasaklamadığını bildirmektedir. Peygamber Efendimiz işin aslını bildirirdi. Mesela ezanı yüksek yerde okuyun buyurmuştur. Bunun için minarede ezan okumak sünnete aykırıdır denmez. Tesbihi hurma çekirdeğiyle, iğde çekirdeğiyle veya çakıl taşıyla saymak sünnete aykırı değildir. Hocamızın bir hatırası bu konuyu çok iyi açıklamaktadır. Lisede öğretmenken derste bir talebi, hocam, harpte ölen Müslüman şehit olur mu? dedi. Evet olur dedim. Peygamber bunu haber verdi mi? dedi. Evet dedim. Denizde boğulursa da, uçaktan düşerse de, helikopterden düşüp ölürse de şehit olur mu dedi? Evet olur dedim. Peygamberimiz bunlara da haber verdi mi dedi? Evet haber verdi dedim. Bir kahraman edasıyla Hocam o zaman uçak ve helikopter var mıydı dedi? Peygamber Efendimiz Camiül Kelim idi. Çok şeyleri bir kelimeyle, bir cümleyle bildirirdi. Yüksekten düşen şehit olur buyurdu dedim. Talebe şimdi anladım dedi. Demek ki attan düşsün, minareden düşsün, teleferikten düşsün, yüksek yerden düşüp ölünce şehit olur. O zaman minare ve teleferik yoktu denmez. Kanserden ölen müminin şehit olduğu bildirilince, o zaman kanser mi vardı da Resulullah bildirdi diyenlere, hadisi şerifte iç hastalıklarından ölen şehit olacağı açıklanmıştı. Her hastalığın ismen teker teker bildirilmesi gerekmez.'' şu hadis-i şerif birçok hastalığı içine almaktadır. İç hastalıklarından ölen kimse şehittir. Sual, Peygamber Efendimiz zamanında ipe takılı 99'luk tesbihler olmadığına göre tesbihle çekmek bidat değil midir? Hele şimdi mekanik ve elektronik tesbihler çıktı. Bunlar zaten bidat değil mi? Cevap. İbni Abidin Hazretleri buyuruyor ki, namazdan sonra tesbih çekmek icmayla da sabit olmuş müekket bir sünnettir. Tesbihleri parmakla saymak ve tesbih kullanmak caizdir. Resulullah Efendimiz bir kadının tesbihleri çekirdeklerle saydığını gördüğü halde yasaklamamıştır. Tesbihleri taşla, çekirdekle ve tesbih denen alette çekmek caizdir. Tesbih çekmek ibadettir. Sayı saymak ibadet değil adettir. Bir kimse ne kadar zekat vereceğini elektronik hesap makinesiyle yapsa bidat işlemiş olmaz zekat vermek ayrı, zekatın miktarını hesaplamak ayrıdır. Bunun gibi, tesbih çekmek ayrı, tesbihin miktarını bilmek ayrı şeydir. Deveye binmek, zevait yani adete bağlı sünnettir, ibadet değildir. Otomobile, uçağa binmek adettir, sünnete aykırı değildir. Bunun gibi, çakıl taşıyla, nohutla, boncuklarla, mekanik veya elektronik aletlerle tesbih çekmek, bid'at değildir. Ancak tesbihi ve tesbih çekilen sayaçları insanların içinde kullanmak dikkati çeker. Fitneye sebep olabilir, gösterişe kaçabilir. Bu bakımdan bunları dikkat çekmeyecek şekilde kullanmalıdır. Sual Tesbihler bid'at değil midir? Tesbihi numaratörle çekmek caiz midir? Cevap Tesbih çekmek sünnettir. Tesbih aletinin kendisi bid'at mı diye soruluyorsa, Peygamber efendimiz zamanında tesbihler, parmakla, çekirdekle, taşla sayarak tesbih çekiliyordu. Resulullah Efendimiz bir kadının tesbihleri çekirdekle saydığını görmüş fakat men etmemiştir. Alimler buradan tesbih kullanmanın caiz olduğunu bildirmişlerdir. Mekanik veya elektronik numaratör denilen aletle tesbih çekmekte caizdir. İslam alimleri de bu izne uyarak tesbih hazırlamışlar. Tesbih bidat değildir.